Kahramanmaraş ve Şanlıurfa iki farklı coğrafi bölgede olmasına rağmen ortak bir özellikleri vardır. Birinci Dünya Savaşı galibi Fransız işgal ordularını mağlup etmişler ve düşman işgalinden kurtulan ilk şehirler olmuşlardır. Maraş, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Urfa ve Antep'le birlikte İngilizler tarafından işgal edilmişti. İşgal 8 ay sürecek, kendi aralarında yapılan bir anlaşma sonrası 30 Ekim 1919'da Fransız birliklerine teslim edilecektir. Fransa geldi. Onlar içeri girdi. Epeyce varlardı. Hükümetin içine girdiler. Biz de düğen örtüp kaçtık. Fransızlar şey yapınca Ermeniler tabii dayımız geldi diye çok sevinçli. Fransızlar geldiğinde Ermeniler karşılamış ki öyle bir karşılamışlar ki hatından fazla. Ölük yapırlardı bunların gavarı. Kepisi koptu ve karşı gittiler. Fransız gelirken şöyle getirdiler. Kiliselere doldular. Kurbanlar kesildi. Evet gavurlar, bizim Maraş'ta gavurlar vardı, ölmeler vardı. Onlar Fransızdan oldular. Yaşasın Fransız, kahrolsun Osmanlı diye onu çağırdılar. Yaşasın Fransız, babamız çatlasın Osmanlı hükümeti diye bağırdılar. Ya? Böyle diyorlar. Burası Çınarlı Camii avlusunda bulunan Sütçü İmam'ın mezarı. Maraş direnişinin sembolü olmuş olan Sütçü İmam, aslında kendi halinde bir insandır. Uzunoluk Camii'nin dışındaki vakitlerini süt satarak geçirmektedir. Ancak 31 Ekim 1919'da tanık olduğu olaya kayıtsız kalamaz ve bu Maraş direnişini hazırlayan en önemli etkenlerden biri olur. Şimdi o Uzunoluk Hamamı var. O Uzunoluk Hamamı, kadınlar hamama geliyorlar. Hamamdan çıkarken iki tane Fransız devriyesi orada kadınlara hücum ediyorlar. Orada da yabancında da süt çırmam, süt çat, güveni varmış. Her zaman da varmış. Tabancı almış, götürmüş, tabancıyı adama vurmuş. Ben bunu gözümle gördüm. Baktım ki oraya geliyor, süt çırmam hemen bir sonra şeyi açıyor. Olaydan sonra Sütçü İmam kenti terk eder. Ancak Sütçü İmam olayı Maraş direnişinin en önemli kilometre taşlarından biri olur. 28 Aralık 1919 sabahı uyanan Türkler büyük bir şaşkınlık yaşayacaklardır. Çünkü Fransızlar o akşam kalede asılı duran Türk bayrağını indirip yerine Fransız bayrağı asmışlardır. Bunun üzerine ilk tepki evi kalenin karşısında bulunan kısa kürek Mehmet Ali Bey'den gelecektir. O zaman Savcı Mehmet Ali Bey, kısa kürek Savcı Mehmet Ali Bey, Maraş'ta kendisi bu manzarayı görüyor. Görüyor ve Alem-i İslam'a hitap diye onun bir şeyi var. Kısacık bir beyanname yazıyor. Bildiride bayrak asma olayına şiddetle karşı çıkılıyor ve indirilmesi için halkın harekete geçmesi isteniyor. Bildirinin yayınlandığı 28 Aralık tarihi ise bir cuma gününe denk gelmişti. O zaman Maraş'ta etraf köylerde cuma namazında Maraş'a gelir. Köylerde cami de ki cuma namazı kılınmaz eskiden. En büyük camiler olurdu. Oğlum ne cuma namazı, cuma biriktiler. Tabi cuma namazı kalabalık olur. Fransızın bayrağı sallanıyor kalabalık. Hoca dedi ki ne? Fransızın bandırları sallanırken cuma namazı caiz değil dedi. Hocam bizim topumuz yok, silahımız yok. Oturmamıyor oğlum ya, oturmamıyor dedi. Oturmamıyor. Oturmasın, et keseler, et keselersin. Paltası olan paltası, bu bari gelecek dedi hoca. Namazı kılmazlar, cuma namazını. Ha? Bir bayrak olsun ha. O zamanlarda bunu camın içinde
sancağı omuzlarına aldığıyla kalaya hücum etmişler. Halk çıktılar oraya, bayrağı indirdiler, Türk bayrağını dağıttılar. Bu olaydan sonra Maraş'ın ileri gelenleri Veziroğlu Mehmet Bey'in evinde bir toplantı yaparlar. Toplantıda direnişin daha örgütlü bir şekilde yapılması kararlaştırılır. Ayrıca 8 kişilik bir heyet oluşturarak Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki heyeti temsiliye ile irtibata geçirmesine karar verilir. Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kısa bir süre içinde mahallelerde örgütlenmesini tamamlar ve silahlı bir direnişin altyapısını oluşturur. Cancık Maraş'ın telefon teşkilatı bulmuşlar. Silahlar buraya gelir. Jandarmalar 5 tane 10 tane silahsız gelir. Oradan silah alır gelir. Burada dağılırlar. Dağılır o jandarma dairesi. Yani orada bir merkez oldu. 300 silah çektiler. 300 silah. 36 mahalleydi bura. 30 mahalleye 10'ar sene dağıttılar. Her mıntıka... Mahallenin bir mintikası vardı, mintika kumandanı. O idare ederdi. Kentteki durumsa her geçen gün daha da kötüleşmektedir. Sonunda bir Fransız askerinin Türk jandarmasına ateş açması sonucu kıvılcım parlar. Bir baktık ki bir iki milisti. Bir harf koptu. İşte Maraş birbirine karıştı. Maraş Savaşı bir gün ikine doğru başladı. Devecil'den bir silah sesi geldi, patladı. Derken patı patı başladı. Harp başladığında bizim evin karşısı, Sukadoğlu'nun çamlı ev, bilezikçinin evi derlerdi oraya Ermenilerin. O oraya metrolyosu kuruyor. Bizim evde tam karşısı. Gel edişin. Önce aklıma geliyor öyle. Hemen babam kapıları kapattı. Bizi silah tutmayan beri taraf odaya alıverdi. Geldim ki ben eve, bizim kapı açık. Ama anam neyse diyeyim. Ne kızım diyorlar. Ben de kopup gezersen hap çıktı yolda. Yolda hap çıkmış. Anam gelememiş orada. Aman kız kaldı evde diyeyken ben fıstığımın altı suçmuş. Hemen asas atmışlar. Ben yana yana varmıştım bacım diyorlar ki kız yandı diye anacığım bağırıyormuş. Yani fıstan yanmış. Yanmış. Amca fıstanımı çıkarmış. O bir don tatsız başına tutukmuşlar. Yani yanıyormuşsun. Oradan tüm sıkıyorlar. Zeytinliğin oraya. Patır 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 gül 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 gül. Gece gündüz bu. Babam ne ağlar, anam ne ağlar, babamdık diye hani. Babamın yolunu istiyor buraya gelmeye ama. Lakin hani vakti yok hani, benim bir ihtiyarlaştı hani. Hatice için kiliseye gavullar doldu gayrı. Vuruyorlar, öldürüyorlar Müslümanlar, onlar ne kuyular attılar. Neler oldu, neler oldu. Abelbaşı'da bir kilise var. O kiliseden, ta o kiliseden ağır makineyle bu mahalleyi makineye tutuyor Fransız'da. Bu Abelbaşı Kilisesi'nin şeyinde, bu çan kulesinde, mazgallı filan bir yer. Oradan ağır makine tüfekle millette hiç oradan ateş edileceğini filan bilmiyor. Zaten Maraş'taki bütün evlerin şeyi kıblete yüzü ve kıblete divar bile olmaz. Evlerde, camilerde olan adamlar, bu işi bilmeyen adamlar, oradan ateş edilip de vurulacağını bilmeyen serbest gezen adamlardan birkaç yüz kişi öldürüyorlar. Dışarı niye çıkacak? Yani zaten kurşun yağıyor. Yani ya var olup ya yok olma halbiydi. Çocuklar ağlayıp söyleyip atsızsız, perişan. Şu evden şu ova kaçtık, şöyle şöyle mazgal deli vardı. Oralarda çokuştuk, ağlaştık, bağırıştık, çığırıştık. Analarımız kuru bir şey verirse yedirdiler, içirdiler. İşte böyle ağlaştık, söyleştik. İştirak kendi Maraş harbine münaraşlı olup da etmeyen kalmadı.